Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa'da bulunan ve monarşiyle yönetilen bir ülkedir. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile sınırı vardır. Nüfusu sadece 6 milyondur ve en kalabalık şehri olan Oslo'da 150 bin kişi yaşamaktadır. Devlet yüksek binalar yapmak yerine Norveç doğasıyla bütünleşmiş küçük ve renkli yapıları tercih etmektedir. Soğuk ama çekici kuzey ülkesi, doğal güzelliği, mimarisi, yaşam standartları ve tuhaf yasalarıyla son derece sıra dışı ama dünyanın geri kalanından oldukça farklıdır. Gelin Norveç'e birlikte bakalım. Norveçliler dünyanın en mutlu ulusları arasında yer almaktadır. Ülke 2017'de dünya mutluluk sıralamasında birinci, 2018'de ise ikinci sırada yer almıştır. İstanbul Havalimanı'ndan Oslo'ya uçmaya karar verirseniz uçuşunuz yaklaşık 4 saat. İstanbul'dan arabayla hareket ederek Oslo'ya gitmeyi denerseniz ise yolculuğunuz yaklaşık 36 saat sürecektir. Çok ilginçtir ki Norveç'te aşırı hız cezası uyuşturucu bulundurmanın cezasından daha fazla. Bu yüzden Norveç muhtemelen böyle bir suçtan hapse girebileceğiniz tek Avrupa ülkesidir. Saatte 150 km hız size demir parmaklıklar ardında 18 güne mal olabilir. Norveç'teki ilk uçak kaçırma vakası çok ilginç bir şekilde çözülmüştür. Buna inanmayabilirsiniz ama uçağı kaçıran kişi silahını sadece bir bira karşılığında teslim etmeyi kabul etmiştir. Norveç en pahalı akaryakıt satıldığı ülkelerden biridir. Norveç vatandaşları litre başına 1,5 eurodan biraz fazla ödüyor. Ülke önemli ölçüde büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen otomotiv yakıtını desteklemek yerine altyapı ve ücretsiz eğitimi iyileştirmeye yatırım yapıyor. Norveç hapishanesindeki her mahkum sınırsız internet erişimine sahip. Her biri isteğe bağlı olarak plazma televizyon, özel duş ve deluxe odalara sahiptir. Ancak suç oranı çok düşüktür. 1971'de Norveç müebbet hapis cezasını kaldırdı. Ve bugün ülkedeki en uzun hapis cezası 21 yıldır. Norveç, yüksek yaşam standartlarına sahip ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır. Ve çalışma saatleri ortalama günlük 6 saat ile sınırlıdır. Norveç vatandaşları aileleri ve arkadaşları ile zaman geçirmeli ve kişisel gelişim için zamana sahip olmalıdır. İş onlar için ikinci sırada olmalıdır. Norveç dünyanın en büyük kahve tüketicilerinden biridir. Norveçliler yılda yaklaşık 10 kilo kahve tüketmektedirler. Mobilya devi IKEA yataklarını, gardıroplarını ve mobilyalarını Norveç'teki yerleşim yerlerinin isimleriyle adlandırmaktadır. Norveç en derin su altı tuneli, deniz seviyesinin 287 metre altında ve aynı zamanda en uzun araba tunelini yaklaşık 15 mil uzunluğundaki Lærdal tuneline sahiptir. Norveç'te bebekler hava sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile genellikle dışarıda uyumaya bırakılmaktadır. Norveç'teki ebeveynler temiz havada uyumanın çocuklar için çok sağlıklı olduğuna inanmaktadır. Amerika'daki Norveçli sayısı Norveç'te bulunan Norveçlilerden daha fazladır. Norveç'in resmi olmayan ulusal yemeği dondurulmuş pizza olan Graciosa'dır. Norveçliler dondurulmuş pizzaların büyük hayranlarıdır. Ve her yıl yaklaşık 24 milyon Graciosa tüketmektedirler. Norveç'e seyahat ederseniz Norveç peynirini seveceksiniz. Peynirin ince kesilmesi için Norveç'e özel ve ilk olarak Norveç'te üretilmeye başlanan peynir bıçaklarından mutlaka edinin. Bu tür bıçaklara 1925'ten itibaren ilk kez Norveç'te üretilmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Norveç'in Svalbard takım adaları dünyadaki tek tamamen vizesiz bölgedir.
Dileyen herkes istediği zaman orada yaşayabilir ve çalışabilir. Burada kutup ayılarının insanlara saldırması konusunda her zaman gerçek bir tehlike vardır. Bu nedenle adanın valisi sakinlerini kutup ayısının kovalayabilecekleri veya korkutabilecekleri bir nesne olmadan dışarı çıkmamalarını tavsiye etmektedir. Bir televizyonu olan her Norveçlinin her yıl 318 dolarlık bir ücret ödemesi gerekmektedir. Norveç'in başkenti Oslo 1942'den beri her yıl 2. Dünya Savaşı sırasındaki İngiliz desteği nedeniyle şükran göstergesi olarak İngilizlere bir Noel ağacı armağan etmektedir. Hayvan hakları ihlallerinin ciddi hapis cezaları vardır. Bu ülkede nüfusun çoğunluğu göllerin yakınlarında ve çoğunlukla köylerde yaşıyor. Vahşi hayvanlar insanlara o kadar alışkın ki şehir merkezinde bile vahşi geyikler görülebilmektedir. Norveç'in 20 bin kilometreden fazla kıyı şeridi bulunmaktadır. Ünlü olmasanız bile devlet her yazar ve sanatçıyı potansiyel bir yetenek olarak görür ve destekler. Örneğin devlet kitap yazmak isteyen vatandaşına aylık bir maaş verir ve o maaşı kitabı bitirene kadar verir. Ama kitap yayınlandıktan sonra destek kesilmez. Her kütüphane belirli sayıda yeni kitap satın almak ve bunları halka sunmak zorundadır. Ülkede 450 binden fazla göl bulunmaktadır ve doğa insanların en büyük eğlencesidir. Tabii ki kış aylarında iklim çok soğuktur ve hayat buna göre şekillenir. Bu sezonda genellikle kamp, yürüyüş, dağcılık ve kayak ön plandadır. Kuzey ışıklarını izlemek Norveçliler için en iyi imkanlardan biridir. Kuzey ışıkları Norveç'in birçok bölgesinden görülebilmektedir. İhtiyacı olanların alabilmesi için Norveç'te çok fazla gözlük, ayakkabı ve giysi sokağa bırakılmaktadır. Uzun süre ihtiyaç sahibi bulunamadığında tüm bırakılanlar Norveç'te bulunan yardım şirketleri tarafından toplanarak Afrika ve Asya'daki fakir ailelere gönderilmektedir. Eğitim görmek istediğin sürece okul masrafı yoktur. Üniversite eğitimi yabancılar için bile ücretsizdir. Ve devlet mali durumu kötü öğrencilere önemli destekler sağlamaktadır. Burada şiddete maruz kalan çocuk yoktur. Bunun nedeni ise öğretmenler bir çocuğun yaralı olduğunu görürse devlet derhal soruşturma başlatır ve çocuğun istismara uğradığını tespit edildiğinde çocuğu aileden almaktan çekinmez. Bu denetimler düzenli olarak yapılmaktadır. Norveç, dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır. Yaşam standartları, sağlık hizmetleri ve ortalama yaşam süresi açısından lider konumdadır. Peki, şimdi bu sakin ve mutlu ülkede yaşamak ister misiniz? Yorumlara yazın.